Merhaba arkadaşlar, Soru Kalesi'nin Türkiye genelinde uygulamış olduğu AYT denemesinin fizik çözümleriyle birlikteyiz. Hemen birinci sorumuzdan başlayalım. Doğrusal bir yol boyunca ve büyüklüğündeki sabit hız hareket eden bir minibüsten bahsediyor. Minibüsümüz şu olmalı, evet minibüs yazmış zaten. Diyor ki bu kavşak var fakat kavşakta böyle hızıyla hareket eden bir otomobil var. Yalnız bu vezil hareket ederken şöyle hafiften kavşak eğrisel olduğu için sola doğru sapıyor. Bunların konumları şekildeki gibidir diyor. Belli bir sürede minibüs kaya gelirken otomobile gelmekte. Bu süre içerisinde yargılarından hangileri doğrudur? 1. Minibüsün şoförü otomobili hızlanıyor olarak görür demiş. Minibüsün hızı şu tarafa V minibüsün minibüsünüzü biliyorsunuz. Otomobilin ise yukarı doğru arkadaşlar V şeklinde verilmişti. Bağlı formülümüz şuydu. V bağlı eşittir V cisim eksi V gözlemciydi. Yalnız burada vektörel işlem yapmaya dikkat edeceğim. Vektörel bir çıkarma işlemi yapacağım. Vektörel çıkarma işleminin bir yolu da şudur. İkisinin ayaklarını bağlarsınız. Başında eksi olanın diğerini çizersiniz. Yani gözlemciden. Gözlemci minibüsse minibüsten şu tarafa çizdim arkadaşlar bana bağlı hızı verecektir. Bu bağlı hızımız ve kökü oldu ilk durumda. Fakat daha sonra otomobilimiz yukarı kuzeye doğru giderken şöyle bak onun l noktasına gelince hızının şöyle biraz hafiften yatık olduğunu gördüm. O zaman ben de ikinci durum için çiziyorum. Bakın ilk durumda minibüsümüz bu şekilde idi. Fakat ikinci durumda yine bu şekildeyken minibüs otomobilimiz şöyle hafiften sola yatık çizildi. Sola yatık çizersem arkadaşlar buradan dikkat edin. Hemen yine gözlemciden minibüsten otomobile çizdiğim hız vektörünün büyüdüğünü göreceğim. Yani bağlı arttı. Bu da bağlı artıyorsa minibüs şoförü otomobil hızlanıyor görür. Doğrudur. Dolayısıyla otomobil sürücüsü de minibüs hızlanıyor görmelidir. Yavaşıyor görmesi yanlış olacaktı. Bir olacak fakat iki seçeneklerde olmayacaktır. Üçüncüye baktım. Üçüncü yargıya minibüs şoförü otomobili otomobilin sürücüsü minibüs sabit hızla gidiyor olarak görür. Hayır ikisi de birbirlerini hızlanıyor olarak görürler. Cevap A seçeneğinde bulunmaktadır. Evet bakın arkadaşlar burada şekil 1'deki okçu oku daima aynı yükseklikten ve yatay olarak fırlatıyor. Yani düz bir şekilde okumuzu fırlattık biz. Okumuzu fırlatırsak arkadaşlar dikkat ederseniz diyor ki birinci atışta V1 hızıyla İkinci atışta V2 hızıyla, üçüncü atışta V3 hızıyla fırlatıyormuş. Ok şekil 2'de gösterilen hedef notasının K notasına birinci atışta, L notasına ikinci atışta, M notasına ise üçüncü atışta saplanıyor. Evet okumuzu şurada biraz yukarıda düşünelim. Yani okumuz şurada yukarıdan belli bir atılmış. Şöyle gitmesi gerekirken çekim etkisiyle K'ya geldi. Yani H1 kadar aşağı saptı. Yine ikinci atışımızda ise düz gitmesi gerekirken şöyle kadar geldi. Yani H2 kadar saptı. Aşağı düştü. Yine M'ye geldi arkadaşlar. H3 kadar aşağı saptı. Görüldüğü gibi H3 H2'den o da H1'den büyük. Bunu gördük. Çekim ümesi sabitse çünkü ortam özellikleri her atışta aynıdır diyor. O zaman H eşittir 1 bölü 2 GT kareden. H artmakta çekim ümesi sabit. H'ın büyük olduğu yerde zaman daha fazla olmalıdır. Dolayısıyla T3 büyüktür. T2 o da büyüktür. T1'dir. Yalnız okun yatay uzaklığı, bu nokta yatay uzaklığı x sabittir. Hep aynı kalsın. Yatay menzil yani bu. x eşittir v çarpı t diyelim. Bakın x'imiz sabitti. Evet arkadaşlar. t arttıkça hızımız da azalacaktır. O zaman hız zamanla ters orantılı olmalı. Zamanımız t3 büyüktür. t2 büyüktür. t1 şeklindeydi. Hızımız da v3 küçüktür. v2 o da küçüktür. v1 olmalı. Bu da arkadaşlar c seçeneğinde yer alır. V1 büyüktür V2 o da büyüktür V3 şeklinde çıkar cevabımız. Evet bir sonraki sorumuzda şöyle bir ifade var. Bir jet ski, yarış atı ve bisikletten bahsediyor. Bunların toplam kütleleri ve hızları aşağıdaki tabloda verilmiştir diyor. Buna göre yargılarının hangileri doğrudur? Hemen yargılara bakalım. Birinci yargı için jet ski ve yarış atı aynı sürede eşit büyükteki ortalama kuvvetle durdurulurlar. Yani süre aynı kuvvetimiz ise aynı olduğunu söylüyor. Bakalım hakikaten böyle mi? Bakın Burada bir itmeden bahsediliyor. İtme eşittir momentum değişimiydi biliyorsunuz. İtme F çarpı delta de eşittir momentum değişimi. Yani son momentum eksi ilk momentum. Durdurulma diyorsa son momentumu sıfır olmalı. O zaman kuvvet çarpı geçen süre ilk momentuma eşit olmalıdır. Süre aynı ise ilk momentum da aynı olmalı ki aynı kuvvetle durdurulabilsinler. Yani ilk momentumumuz aynı olmalı ki kuvvetimiz de aynı olsun ki ve aynı Kuvvetler durdurulabilsinler. F'ler aynı olmalı. Bu da ilk momentumun aynı olmasını gerektiriyor. Momentum P eşittir M çarpı v'dir. O zaman Jet Ski'nin momentumu arkadaşlar onun kütlesi çarpı hızından kütlesi 250 çarpı hızı 40. Buradan Jet Ski'nin ilk momentumu 10.000 şeklinde çıkacaktır. Yarış altının momentumu P yarış diyelim buna da. O da 500 çarpı 20'den bu da aynı şekilde çıkacaktır. Yine bisikletin momentumu ise bu da arkadaşlar 100 çarpı 5'ten 500 şeklinde çıkacak. Burada eşit büyükte aynı kuvvetle durdurulması için ilk momentumların eşit olması gerekiyor. Evet jet skinin momentumu ile yarış atının momentumu eşit olduğundan aynı süre içerisinde aynı kuvvetle durdururlar. Bu doğru oldu. İkinciye bakalım. Her üç hareketli durduğunda bisikletin momentum değişimi en az olur. Durduğunda momentum değişimine bakalım. Bisikletin momentum değişimi arkadaşlar momentum değişimi son momentum eksi ilk momentumdu. Bisikletin momentum değişimi bakın şuraya yapalım. 500 eksi 0'dan 500 olurken diğerlerinin momentum değişimi ise jet ski ve yarış atının momentum değişimi yine bunların son momentumları sıfır tabi ilk momentumlardan çıkaracağım. Ben tersini yaptım sonuç eksi çıkmasın diye 10.000 şeklinde çıkar evet. En az momentum değişimi bisikletin oldu 500 diğerlerinin ikisi 10.000. Üçte ise yarış atı ve bisiklet eşit ortalama kuvvet etkisinde kaldığında yarış atı daha uzun sürede durdurulur. Bisiklet ve yarış atına bakalım arkadaşlar. Bisikletin momentumu neydi? 500'dü hemen yazalım. Yarış atının momentumu 10.000'di. Dikkat ederseniz momentumu büyük olan aynı kuvvet etkisinde kalırsa F aynıysa arkadaşlar zamanımız daha uzun süre olacaktır. Daha uzun süre durdurulacaktır. 3'te doğru cevap edilen şekilde olmalıdır. Evet fizik laboratuvarında deney yapan bir kişi elektrik yüklü cisimleri belirli mesafelerle yerleştirerek cisimlerin birbirine uyguladığı kuvvetleri tabloya doğru bir şekilde yazmak istiyor. Deney yapan kişi Q yüklü bir cismin diğer bir Q yüklü cismin kendisinden de kadar uzakta F kuvvetiyle ettiğini varsayıyor. Yani iki tane Q yüküm var ve bunların arasında da uzaklığı var. F eşittir K Q1 Q çarpı ikinci yükümüz Q böyle uzaklığın karesi yani k kare bölü d kare olur. Burada dikkat ederseniz k zaten bir sabit olduğundan direkt k'yı almayalım. Yükün karesiyle orantılı ozan kuvvetimiz yüklerin çarpım yani yüklerin karesi, yükler birinci yükle ikinci yükün çarpımıyla orantılı. uzakla ters orantılıdır. Buna göre 1 2 3 ile belirtilen yerlere hangisini yazarsa doğru yazmış olur. Şimdi şurada yükümüz ne? Çarpımları 2 q kare. Şu uzaklığımız d kare. 2Q kareyi de kareye bölersem cevabımız ne çıkacak? 2F çıkacaktır. Bu birincisi için. Birinciye 2F yazabilirim bu şekilde. Hemen ikinciye gelelim. Bunların çarpımı Q çarpı Q, Q kare. Uzaklığın karesi 4D kare. Q, Q kare bölü D kare yaparsanız 4D kare. Buradan da F bölü 4 çıkacaktır. Peki şunu çarpalım hemen bir alttakini. 2Q çarpı Q, 2Q kare. D bölü 2'nin karesini alırsanız D kare bölü 4. 2 q kareyi d kare bölü 4'e bölersem 8 f şeklinde bir ifade çıkacaktır. Dolayısıyla birincisi için 2 f yazmam gerekiyor. E şıkkını eledim. İkinciye f bölü 4 yazmam lazım. Yani f bölü 4 yazacaksam b'yi a ve b'yi de elemiş oldum. E üçüncüsüne 8 f yazmam gerekiyor. 4 f'leri elersem c de gitti. Cevap d şeklinde olmalıdır. Evet bir sonraki sorumuzda ise kondansatörler elektrikü depolamak için kullanılan devre elemanlarıdır. Seri bağlı bir devrede kondansatör doluncaya kadar lamba ışık verir ve kondansatör tam dolduğunda lamba söner. Şekildeki gibi oluşturulan bilgisayar simülasyonunda ampulün direnci ve kondansatörün sığası belirli değerler altında ampulün ışık verme süresi tabudaki gibi oluyor. Tabudaki verilere göre hangisine ulaşabilirim diyor. Bakın tabudaki verilerde kondansatörün sığası 2 iken yani sabitken direnç arttığında ampulün ışık verme süresi uzamaktadır. Ampulün ışık verme süresinin uzaması demek arkadaşlar Kondansatörün daha uzun süre dolmasıdır. Direnç artacağı, ampulün direnci arttıkça sabit silindir bir kondansatör bu. Dışı artık artıyla yüklenirken iç taraflar da eksi yüklenecektir. Yani yüklenmesi daha uzun süre alacaktır. O zaman ampulün direnci artırılında kondansatörün uçları arasında gerilim düşer ve şarj olma süresi uzar. Bir doğru olmalıdır. İkinci seçeneğe bakalım. Kondansatörün sahası artırılında şarj süresi uzar. Kondansatörün sahası 2 iken 8'e çıkmış. Bu durumda direnci sabit halim. Yani 100, 100'e 100 iken 100 e 100 direncimiz. Bakın sıraya atladım 2'den 8'e. Ha bu durumda şarj olma süresi 1'den 6'ya çıktı. Kondansatörün dolma süresi 1'den 6'ya çıktı. Yani bu durumda şarj olma süresi yine uzayacak. üretecin gerilimi artında lambanın parlaklığı artar. Üreticinin gerilimi artında bununla ilgili yani tabudaki verilere göre gerilimle ilgili herhangi bir veri olmadığından bu durumda üreticinin gerilimi artında lambanın parlaklığı artar verisine ulaşamam. Çünkü tabudaki böylere göre diye de bir ifade var. Ona dikkat etmem gerekiyor. Cevap 1 ve 2 olur. Evet ardından devam ediyoruz hemen. Yatay masa üzerine kullanılan o merkezli K iletken tel çemberine ve gerilimi üretir şekildeki bağlanarak X anahtarı açık tutuluyor. Daha sonra X anahtarının kapatıldığı söyleniyor. X anahtarı kapatılırsa yargılarından hangisi doğrudur? X'i kapatırsanız akım artıdan eksiye doğru şöyle yol almak, ilerlemek isteyecektir. Akım şöyle ilerledi. Bakınız ve artıdan eksiye ulaştı. Artıdan eksiye ulaştığında şu halkanın üzerinden dört parmağımız akımı gösterirse dört parmak akım yönünü gösterecek şekilde tutuldu. Sağ elimi ekranın üzerine koydum. Dört parmağım ok yönünde akımı göstermeli. O zaman baş parmağım bana doğru ekrandan dışa doğru olur. Yani nokta şeklinde olur. Burada oluşan manyetik alan. Kalet tel çemberinin o noktasında oluştuğu manyetik alan sayfa düzlemine dik dışarı doğru olur. Bir doğru. Hemen birinin olmadığı seçenekleri eliyorum. Yani C ile B'yi eleyebildim. Evet ikinci argıdan bakalım. L teli bir yönde harekete başlar diyor. L teli gerçekten bir yönde harekete başlarmış. Şimdi buradan diyor ki L teli temas ediyormuş. Kaya, kaya temas ettiğine göre o zaman bu tellerin bir direnci var. Bura gelecek olan akım hem buraya hem buraya şöyle ikiye ayrılır. Buradan şu tel üzerinden de gelecek akım aşağı doğru gelecek ve böyle bu akımlar şurada birleşip gidecektir. O zaman ile temas ettiği için telin üzerinden yani L telin üzerinden de bir akım geçecektir ve aşağı yönlü olacaktır. Dört parmağımız B'yi yani ekranın dışını gösterecek. Baş parmağımız ekrandan aşağıyı gösterecek, akımı gösterecek şekilde. Şurası baş parmak yönünde olacak. Bakın arkadaşlar baş parmak burayı göstersin. Baş parmak burayı gösterirse dört parmak ekrandan dışa doğru. Avuç ise bir yönünü gösterecektir. Yani buna bir yönünde bir kuvvet etki edecektir. O halde bir yönünde harekete başlayacaktır. İki yönünde harekete başlamaz. Cevap 1 ve 2 D seçeneğinde bulunmaktadır. Evet hemen sıradaki soruya bakalım. Elektrik enerjisinin nakli sırasında enerji kayıplarının en az olması için üretim santrallerinde transformatörler kullanılır diyor. Bazı özellikleri değiştir değiştirilen alternatif akım kullanım bölgelerine tekrar geldiğinde transformatör üzerinden kullanıma sunulur. Transformatörler buna göre santraller ve kullanım yerlerinde işlerinden hangilerini gerçekleştiriyor olabilirler. Şimdi üretim santrallerinde arkadaşlar gücümüz P eşittir çarpı idi yani elektrik gücümüz. Bu gücü arkadaşlar elektrik gücünü ve elektrik enerjisini uzaklara iletmem gerekiyor. Elektriği az kayıpla uzaklara iletmek gerekir. Yani diyelim ki gücümüz sabit. Elimizdeki elektrik enerjisi gücü ve sabit. Ben bunu az kayıpla uzaklara iletmek istiyorum. O zaman az kayıplı olarak uzağa iletmek için akım azaltılmalı. Akımı azaltırız. Akım azalmalı. Dolayısıyla ak, e, potansiyel de artar. Yani santrallerde potansiyel artırılır. Akım azaltılır ve daha uzaklara iletilir. Akım azalır ki daha az ısı açığa çıksın. Daha az ısı açığa çıkarsa elektrik enerjisinden daha az kayıp olur. O zaman alternatif akımın gerilim genliği. Gerilim genliğini artırıp evet gerilimi artırıp akımı azaltmak istiyoruz. Bu olabilir. Kullanım bölgelerine geldiğinde buralarda ne yapacağız? Kullanım bölgelerinde ise az akımla iş göremeyiz. Dolayısıyla bu sefer de akımı arttırıp potansiyeli azaltmamız gerekir. Yani gerilim genliği azaltılmalı. Yani gerilimin genliği azaltılırsa akım şiddeti artar doğrudur. Alternatif akımı doğru akıma çevirmek transformatörün işi değildir. Transformatör arkadaşlar alternatif akım değerlerini artırıp azaltabilir. Alternatif gerilimi artıp azaltabilir. Ama doğru akıma çevirmede arkadaşlar tek başına kullanılmaz. Cevap C. Sıradaki sorudan devam edelim. Çevresinde tek kat ip sarılı bir makara yatay birimle geçirilerek şekildeki bir destekler üzerine yerleştiriliyor. Daha sonra ipin ucuna G ağırlıkla cisim bağlanarak sistem serbest bırakılıyor. Yeterince yüksekte olan G ağırlık cismin hareket süresince makaranın yargılarından hangileri doğru olur demiş. Yani şimdi bunu serbest bırakıyoruz. Dikkat edersen serbest bırakırsak ağırlığından dolayı bu aşağı gelecek bu cisim. Aşağı gelince hızlanacak. Hızı artar. Yani şöyle düşünün. V eşittir. Omega çarpı R yani çizgisel hız eşittir. Açısal hız çarpı yarı çapı. Makaranın yarı çapı şöyle R olarak düşünelim yarı çapını. E, hızımız artacak. Yarı çapımız sabitse açısal hızımız artar. Açısal hızımız arttı. Bunu bulduk. İşimize yarayabilir ileriden. Eylemsi komenti I eşittir. M çarpı R kareydi. M makaranın kütlesi sabit zaten bu. R sabit. O zaman arkadaşlar I da sabit olacaktır. Yani elemsik momenti değişmez. Görüldüğü gibi elemsik momenti hıza bağlı değil, kütleye ve yarı bağlıdır. Bunlar değişmediği için bu sabit kalacaktır. Peki açısal momentum? Açısal momentum L eşittir IY'di. I zaten sabitti. Omega ise buradan artar şekilde buldum. Omega artar yani açısal hız artarsa açısal momentumumuz artacaktır. O zaman bir doğrudur. Hemen açısal yümeye bakalım. Açısal yümeyle ilgili tork eşittir eylemsizlik momenti çarpı açısal yümeydi. Torkumuz bizim arkadaşlar ağırlığın torku yani G çarpı R, cismin ağırlığı çarpı makaranın yarıçapı çarpı I çarpı alfa şeklinde yazalım. Buradan zaten arkadaşlar G sabit, R sabit, tork ifadesi sabit olacaktır. I zaten sabitti arkadaşlar onu daha önceden şuradan buldum bakın I'nın sabit olduğunu. O zaman alfa açısal ime değişmez yani sabit kalacaktır. Ee, cevabımız 1, 2, 3 yani Edirne'de yer alır. Evet sıradaki soruya bakalım. Sıradaki sorumuz da şöyle bir ifadeyle karşımızda. Sütülmesi yatay düzende bulunan şekildeki yay sarkacı denge konumundan x kadar sıkıştırılarak serbest bırakıldığında t periyodu ile basit harmonik hareket yapıyor. Bakın diyor buna göre işlemlerden hangileri yapıldığında t değişmez. Evet buna göre bir yatay zemini hafif sütünmeli hale getirmek diyor. Bakın dikkat ederseniz f yay geri çağırıcı kuvvet yayın bu şekilde de olabilir, itme şeklinde de olabilir. Yani bu değişebilir. Şu tarafa doğru, cisim bu tarafa doğru hareket ederken yay kuvveti bu tarafa çeker, sürtünme kuvveti tersine olur. Peki daha önce sürtünme sıfır iken net kuvvetimiz sadece yay kuvvetinden ibaretti. Ama sürtünme varken yani sıfırdan farklı iken sürtünmemiz net kuvvetimiz yani geri çağırıcı kuvvetimiz yay kuvveti ile sürtünme kuvvetinin farkı veya toplamı olmalıdır hareket yönüne göre. Çünkü sürtünme kuvveti dağınık hareket ettirir. Net kuvvet değişeceğinden Dikkat ederseniz arkadaşlar açısal hızımız değişecek. Açısal hızımız değişirse ise periyodumuz değişecektir. Neden? Çünkü net kuvvetin artması ya da azalması açısal hızı etkileyecek. Açısal hızın artması ya da azalması da periyodun artıp azalmasına neden olacak. Periyodu değiştirecektir. O zaman hafif sütümeli hale getirmek periyodu değiştirir. İkide ise yayı denge konumdan ikiz kadar sıkışıp serbest bırakmak. T eşittir 2 pi kök içerisinde m bölü k şeklinde yazdık. Bakın zaten burada periyodun genlikle herhangi bir ilgisi yok. Yani x olması, 2x olması periyodu değiştirmez. Periyot sabit kalır. Yay sarkacını yukarı doğru hızlanan asansöre titreştirmek. Yine yay sarkacı çekim ivmesinden etkilenmez. Değil mi? Ortamın çekim ivmesinden etkilenmez. Yani asansör hızlanırsa asansörün içerisindeki çekim ivmesi artar. Ortamdaki çekim ivmesi g yerine g artı a şeklinde olacaktır. Bu ortamın ivmesi oldu. Ortamın ivmesinin artması da azalması yay periyodunu değiştirmeyecektir. Yay sarkacın periyodu yine sabit kalacaktır. Cevabımız 2 ve 3 şeklinde olmalıdır. D seçeneğinde yer alıyor. Bir sonraki soruya bakalım. Çift yarıkta girişim yani yang deneyi ve tek yarıkta kırılım deneyleri ışığın dalga özelliğinin taştığını gösteren deneylerdir. Ispatlayan deneylerdir. Bu iki deney ayrı ayrı yapıldığında bakalım bir. Yang deneyinde aydınlık saçaklar birbiriyle aynı parlakta olurken. Evet aynı parlaktadır doğru bu. Merkezi aydınlık sıcak diğer saçaklardan parlak olur. Kırınımda yani diğerinde diyor bu doğru. Evet arkadaşlar. İki yang deneyinde saçaklar birbiriyle aynı genişlikte. Evet delta x'ler aynıydı. Fakat kırınımda yani diğerinde ise merkezi aydınlık sıcağın genişliği iki delta x değerlerinden daha büyük olacaktır. Bu da arkadaşlar doğru oldu. 3 numara ise yang deneyinde aydınlık sıcakların parlaklığı yarıklar arası uzaktan bağımsız olurken diğerinde yarık genişliğine bağlıdır. Parlaklık arkadaşlar uzaklığa bağlı yani ışık kaynağının yakınlığına ve uzaklığına bağlıdır. Ya da fantın perdenin fanta uzaklığına ya da perdenin ışık kaynağına uzaklığına yakınlığına bağlıdır. Yanlış. Evet 3 numaralı yargıda yangı deneyinde aydınlık sıcakların parlaklığı yarıklar arası uzaktan bağımsız olurken diğerinde yarık genişliğine bağlı olur şeklinde bir ifade var. Aydınlı sıcakların parlaklığı ışık kaynağının perde yakınlığına uzaklığına bağlıdır. 3 numara bununla ilgili değildir. Cevabımız 1 ve 2 şeklinde diğer bakı olmalı. Atomun uyarılması, ışıma yapması ve iyonlaşması ile ilgili yargılarından hangisi doğrudur? Hemen bakalım. Evet bir numaralı yargıda iyonlaşma enerjisine tam eşit enerji alan atomun elektronu temel hale dönemez. Atom artı birikli iyon haline gelir. Bu doğru oldu. 2. Elektronun temel halinin üstündeki bir seviyeden temel hale dönüşünde Atom enerji seviyeler arasındaki farkı eşit enerji elektron demiş. Hayır elektron değil foton salar yani ışıma yapar. Dolayısıyla bu ikinci seçeneğimiz de yanlış oldu. 3 numara temel haldeki bir atomun uyarılması, atomların birbiriyle çarpıştırılması, ısıtılması, foton ya da elektronlarla bombardımanın sonucu gerçekleştirebilir. Doğrudur. Cevabımız C seçeneğinde yer alır. 1 ve 3 olmak. Yine kara cisim ışıması ile ilgili bir soru var bu sefer de. Farklı sıcaktaki siyah cismin yaptığı ışımanın şiddetiyle dalga boyunun birbirine bağlı T1, T2, T3 sıcaklıkları aşağıdaki gibidir diyor. Buna göre siyah cisim ancak belirli dalga boyuna sahip ışımalar yapabilir. Siyah cisimler tüm dalga boylarında ışıma yapabilirler. Mesela kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor bütün renklerde ışıma yapabilir. Hatta gözle göremediğimiz bazı ışımalar da yapabilir. Dolayısıyla tüm dalga boylarında ışımalar yapabilir. Birincisi yanlış oldu. İki cismin sıcaklığı arttıkça yaydığı ışımanın tepe dalga boyu küçülür. Bakın kimin sıcaklığı büyük? T1, T2'den daha büyük. T1 büyüktür. T2 o da büyüktür. T3 kara cisim ışımasında. Sıcaklığı büyük olanlar kaçar? Işıma parlaklığı daha büyük. Işıma şiddeti işte daha büyük. Ve dalga boyu bakın şuradan. T1'in dalga boyu şurada lambda 1. T2'nin dalga boyu şurada lambda 2. T3'ün dalga boyu şurada lambda 3 şeklinde yazılır. O zaman lambda 1 küçüktür lambda 2. O da küçüktür lambda 3. Çünkü sıfıra yakın olan daha küçüktür. Cismin sıcaklığı arttıkça ışımanın tepe dalga boyu küçülür. 2 doğru. T2 sıcaklığı t 3ten büyük, T1'den küçüktür. Bu da doğru oldu. Cevap D'de 2 ve 3 şeklinde olmalıdır. Aynı zamanda ayarlanmış 3 atomik saatten K saati yeryüzüne, L saati C bölü 4 hızıyla hareket eden uzay aracına, M saati C bölü 2 ile hareket eden uzay aracına konuluyor. L, M saatlerinde olduğu uzay araçları uzun yolculuklarını tamamlayıp K saatin yanına geri geldiklerinde aynı anda dönüyorlarmış. Son durumda KLM saatlerinde okunan değerler TKTL TN olur. Bakın arkadaşlar ışık hızı arttıkça buradaki saat daha yavaş çalışacak. Değil mi yerdeki saate göre? Hızı en büyük olan tabii ki de M. M saati yavaş çalışacak. Yani 12'den 1'e gelecek diyelim. Diğeri biraz daha hızlı çalıştı. O 12'den 2'ye geldi. K saat yerdeki ise 12'den arkadaşlar 3'e geldi. O zaman bunlarda okunan değerler tabii ki de K saatinde 3 okursam ee, hemen arkasından L'ye bakalım. L saatinde 2 okuyacağım. M saatinde ise 1 okuyacağım. Dolayısıyla okunan değerler TK TL TN şeklinde olmalıdır. Yani araç hızlandıkça, uzay aracı hızlandıkça içinde zaman daha yavaş akar. Saatimiz daha az ilerler. Dolayısıyla menin hızı en büyük olduğundan menin zamanı daha az ilerleyecek. Onda okunan zaman en küçük olacaktır. Cevap B seçeneğinde yer almaktadır. Lazer ışınlarının oluşturulması ve bu ışınların özellikleriyle ilgili yargılarından hangileri doğrudur? 1. Lazer ışınları üst yörüngedeki elektronları fazla olan atomların Foton zor ile temel hale döndürülmesiyle oluşur, elde edilir, doğrudur. Atmosfer oralarından etkilenirler, doğrudur. Işık prizmalarından geçilirken renklerine ayrılabilirler. Hayır, görünür ışık. Işık prizmasından geçerken renklerine ayrılır. Lazer ışığı yoğunlaştırılmış bir ışıktır, renklerine ayrılmaz. Lazerle yoğunlaştırılmış ve tek renkli ışıklardır. Cevabımız 1 ve 2 D seçeneğinde yer alıyor. Evet arkadaşlar bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Mutlu kalın, hoşça kalın, iyi ki varsınız. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.